Yargıtay Ceza Kurulu Fethullahçı terör örgütü mensuplarınca Adana ve Hatay'da MİT'e tırların durdurulmasını ilişkin davada aralarında eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrı Yanık'la eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun da bulunduğu 18 sanığa silahlı terör örgütüne üye olma, devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme ve devletin gizli kalması gereken belgelerini açıklama suçlarından verilen hapis cezaları onadı. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen ve 28 Haziran 2019'da karara bağlanan MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin 54 sanıklı davanın temiz incelemesi tamamlandı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararıyla 24 sanık hakkındaki beraat kararlarının onanmasına karar verdi. Kurul 3 sanık hakkındaki hükme bozma kararı verirken 9 sanık yönündense dosyayı ayırdı. Kurul ayrıca tüm sanıklar hakkında cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme suçundan verilen beraat kararına ilişkinse temiz taleplerinin reddine hükmetti. Buna göre kurul eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Barıyan'a devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme suçundan 5 yıl, bu belgeleri açıklama suçundan 7 yıl, FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay olmak üzere verilen 22 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tu General Hamza Celepoğlu'na devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme suçundan 4 yıl 2 ay, bu belgeleri açıklama suçundan 5 yıl 10 ay, FETÖ üyeliğindense 10 yıl olmak üzere verilen toplam 20 yıl hapis cezasını da onadı. Kurul, aynı suçlardan 18 yıl 9 ay hapis cezası verilen eski Adana Başsavcı Vekili Ahmet Karaca, 26 yıl hapis cezası verilen eski özel yetkili Adana Savcısı Aziz Takçı, 20 yıl 5 ay hapis cezası verilen eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay hakkındaki hükümlerinin de onanmasına karar verdi. Eski özel yetkili Adana savcısı Özcan Şişman'a devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme suçundan 5 yıl 3 ay ve FETÖ üyeliğinden 12 yıl olmak üzere verilen toplam 17 yıl 3 ay hapisle dönemin Kırıkan Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu'na devletin güvenliğine ve siyasal yararlılığına ilişkin bilgileri temin etme suçundan 4 yıl 6 ay ve FETÖ üyeliğinden ise 11 yıl 3 ay olmak üzere verilen toplam 15 yıl 9 ay hapis cezalarının da onanması kararlaştırıldı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce mahkumiyetlerine hükmedilen sanıklar Gökhan Bakışcan, Hakan Kaplan, Hüseyin Özmen, Önder Kır, Hakan Gencer, Orhan Şahin, Mehmet Fırat, Bekir Karataş, İbrahim Aslan, Gültekin Menge ve Yasin Yalçınkaya hakkındaki cezalar da onandı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, sanıklar Halil İbrahim Köse, Mahmut Özcan ve Hayati Özcan hakkında verilen kararlarınsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temizi doğrultusunda bozulmasına hükmetti.